Bazen kesiliyor YouTube çünkü kasılıyor sayfa, kusura bakmayın. Burada arkadaşlarımızın videolar, fotoğraflar, şeyler, resimler aldık rüyalarının. Oradan hemen girelim. Salih Hanım günü söylemiştik. Evimde kardeşim yakına düştü. Kardeşim yara kan var diyorsun. Şimdi sevdiğim beni paylaştığım yüz fotoğrafına söz yazıp kendi sosyal medyasına paylaş diyorsun. Aslına bakarsan hani aklının fikrinin sende olduğunu göstermiş. Medyasında paylaşıyor. O anda geçen uçağın düşecek dedim. Ev ve kardeşime yakına düştü. Şimdi kardeşinin yakına düşmesi hayal kırıklığı yaşayacağınız bir durum var Salih Hanım, siz veya kardeşiniz. Kardeşiniz de yara ve kan içinde olması bir sıkıntı yaşanacakmış. O sıkıntı yaşanmadan çok şükür çözülmüş kardeşim. Çünkü kan rüyayı bozar. Büşra Işık, rüyada evli değilim ama hamileymişim. Göz aydın alacağın genç kadından gelecek olan bir haber. İçinizde kız çocuğu olduğunu düşünüyor olmanız, tuvalette olmanız her halükarda kısmet ve rızıkla alakalı bir açılım olacağını göstermiş. Yere küçük tuvalet yapmış olmanız elinizden bir para çıkabilir. Dikkatli olun. Babam ise çıplak ayakta orada çıplak ayakları basıyor olması. Babanız veya Büşra Hanım sizin elinize bir parasal konuda bir güç geçebilir. Birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Ve Allah'ın izniyle inşallah hayırlı bir durum yaşanacak gibi duruyor. Hemen şuraya gelelim. Hemen şöyle yapalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız şunu bilmeliler. Buradan arkadaşlarımızın rüyalarını yorumlamamız gerekiyor. Esra Senç, solunumda kapalı bir kadın, sarışın oğlan bir çiçeği koklaması istemediğini oğlana demiş, zarar verdiğini söyledi diyorsun. Şimdi solunuzda kapalı bir kadın olması bir akşam vakti sarışın oğlunun bir çiçeği koklamasını istemediğini oğluna zarar verdiğini söylemesi aslında bakarsanız ilkbahar içerisinde bir sıkıntı yaşamayı gösteriyor birazcık. Parasal konuda ya da birinden alakalı bir sıkıntı yaşayabilir. Arkanız döndüğünüzde yeşil gözlü bir erkek oğlan durmuş size bakıyor olması Sevinç Hanım. Burada Allah Esra Sevinç. Her halükarda müjde vereceği bir haber gene gelecek genç bir insandan ve burada göz aydınlanan bir durum var. Gözleri hani bir erkek var diyorsun yeşil gözlü. Müjde vereceği bir haber var parasal konuda. Cihan Demir bize göndermiş olan hediye için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ceren kardeşim iki yumurta açlıyor birini soyuyor. Yumurta çok pişmiş mor gibi. Lastik 2-3 kere bağlanmış ve kardeşime yeme dedim diyorsun. Aslına bakarsan birileri aranız açıksa, bozulmuşsa burada düzelmesine, selamete çıkmanıza Ceren Hanım. Burada kardeşinle sizin bir sıkıntınız var. Beyaz tabakta ikiye bölmeniz, bir kadından alacağınız yardım var. Annenize yen mi diye sormaya gitti, uyandım diyor. Annenize yen mi diye sormaya gitmiş olması orada her halükarda Ceren. Burada bir sıkıntının ortadan kalkması. Alper Özkaya, annem ve babamla çarşıda geziyorduk. Binanın en üst katına çıktım. Yeni evdeydik. Beraber koltuğa yürüdüm diyorsun. Aslına bakın koltukta olmak, koltuk yerine sabır olmanız gerekiyor. Ablanız ve alnınızın olması. Hayırlı kapılar 2 ay içerisinde gelişmeler olarak açılacak size. Bir adam tepsiyle tatlı getirmesi. Müjde verici bir haber almaya bir erkekten gelecek olan Alper için bir para ya da bir yardım. Yabancı kız demir yolu ray kuruyor olması. Sonra annenize kızıyor olmanız her halükarda burada. Müjdeleyici bir haber olacak. Annenize kızıyor olmanız desteklerin gelmesi annenizin sizin için yapmış olduğu bir duanın kabul olmasını gösterir. Gökçe 4, iki arkadaşla bir şehirdeyiz. Arkadaşımın biriyle normalde de konuşmuyorum demişsin. Biriyle barışmak, şehir olması bir niyetiniz var. Okul gibi bir yerde olmanız sabırın sonunda selamettir. Onlarla konuşurken elinize baş parmağınızdaki tırnağınız ile işaret parmağınızdaki tırnağa devamı geliyor demişse tırnağı ile diyor. Bak baş parmağındaki tırnak ve işaret parmağındaki tırnağım diyoruz. Ne olursa olsun burada yapacağınız onlarla konuşurken diyor eline baş parmağındaki demişsiniz. Ne olursa olsun iki ibade içerisinde elinize bir fırsatın geçmesi yine gözüküyor. Biraz sabır olacaksınız Gökçe 4. Burcu Soğancı burada göndermiş olduğun hediye için çok teşekkür ederim sevgili Burcu. Bakalım şöyle. Evet. Burcu Soğancı. Ve baş parmak ve işaret parmağında tırnağımı çekince kopuyor ve elim kağıt gibi yırtılıyor demiş. Şimdi baş parmağın ve işaret parmağın tırnağını çekince kopuyor olması her halükarda elinden bir fırsat kaçıracak. Dikkatli ol ve sana birileri söz verirse sözünde durmayabilir ve elinde kağıt gibi yırtılıyor olması nazarın üstünde çok olduğunu göstermiş sevgili Pınar. Evimde önce siyah bir kedi sonra 3 tane köpek gördüm diyorsun. 3 dostundan gelecek ya da 3 dostundan. 3 ay içinde gelecek olan bir dostuna müjde verici bir haberi göstermiş. Biri koridorda, diğeri de yatak odanızın kapısında olması. Burada Allah izin verirse 2 ailenin size gelmesi, 2 aileyle beraber oturmanızı göstermiş. Üçüsü yatağımızın kıyısında uzanmış yatıyor demişsin. Müjde verici bir haber alacaksınız. Aranız bozuksa eşinizde veya birilerine bunu düzelmesini göstermiş. 3 köpek de büyük diyorsun. 3 köpeğin büyük olması yaşça büyük 3 kişiyle karşı karşıya gelme müjde verici bir haber almak. Tüyleri çok güzel ve koyu renk diyorsun. Pınar'cığım Allah izin verirse ilerleyen zaman içerisinde hızlı bir gelişmenin olması sevinçli bir durum yaşamanı göstermiş. Sevgili Pınar evimizin önünde siyah bir kedi sonra 3 tane köpek gördüm. Bir koridorda diğeri yatak odamı diyordu kapısında diyor. Onu okuduk demin okuduk 3 köpek büyük diyorsun.
Gözde Gün demiş kardeşim, 5-6 aylık hamileyim, karnıma bakıyorum demişsin. Aslında bakarsan 5-6 ay içerisinde müjde verici bir haber alabilirsin. Çocuklu bir kadın sana destek verecek. Hocam yorumlarınız için teşekkür ederim demişsin Gözde Gün. Burada aydınlığa çıkmak, selamete çıkmak an meselesi olacak ve sen bir konuda selamete çıkacaksın. Gökçe Següri Çiçek bir hediye atmışsın, orada mesajını yazmamışsın kardeşim. Erdiç Korkor, rüyada Umre'ye gitmek için apar topar çıkmışım. Trene diyorsun. Rüyada Umre'ye gitmek için apar topar çıkmış olmanız bazı konularda aceleci olmayan Erdinç Korkor. Çünkü yerinize bir fırsat geçecek. Yerden sonra uçağa binecek olmanız, trenden sonra uçağa binmek, ömrünüzün uzaması ve uçağa binmek, hayallerinize kavuşmanız. Heyecanlı iki haftalık ailemle evde kalmış diyorsun. Ne olursa olsun burada Erdinç Korkor eline fırsatlar üstte geçebilecek ve bir müjde verici haber seni bekliyor. Ve kurmuş olduğun hayallere ulaşmanı gösterir inşallah. Selam. Eşim de deniz kenarında beyaz kumları basıyoruz. Birileri dolu fıçılar yuvarlıyor. Dolu fıçılar yuvarlaması sizin hayatınızın içerisinde bazıları olumsuzluklar olabilir. Dikkat edin. Bu olumsuzluk yapan kişi balık etli biri. Denize girmesin diye tutuyorum. Fıçıları sadaka olduğunu söylüyorlar. Yani sadaka olduğunu söylemeleri sonra deniz beyaz kuma dönüşür olması. İşte burada Allah izin versin ömrünüz uzaması, sadaka kelimesi geçmesi. Selam, bu rüyayla ilgili bir sadaka vermen gerekiyor ama bir sıkıntı atlatmaya da işaretler. Siz hangi müjde verici bir haber alacaksınız gibi duruyor kardeşim. SK ölmüş annemin ensesinde sivilceler kan çıktı. Sonra yokuş aşağı annem araba kullanıyor demişsin. Ölmüş annenizin bazı sıkıntılar yaşamasına sivilce olması üstünüzde nazar olmasını uyarmış. Kan çıkması rüyanız bozulmuş. Yokuş aşağı anneniz araba kullanıyor olması arkaya yaslanmış kafasını tutuyor olmanız ne olursa olsun. Bazı konuda sıkıntılar yaşayabiliriz. Hayırlı kapıların açılmasını bekliyoruz ama biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Korkuyor, yolda çıkıyor, el freni çekiyorum. Anne diye bağırıyorum, uyandım diyorsun. Ne olursa olsun SK. Annene hayırlar yapman lazım. Annenin eğer ki ilerlemesini istiyorsan ve annenin hayırlı bir şekilde olmasını istiyorsan burada yapacağın tek şey sabırla beklemek SK ve böylelikle Allah'ın izniyle bazı niyetleriniz olacak gibi duruyor. Ve burada annenizin lütfen duasını bol bol alın kardeşim. Şimdi şuraya gelelim. Çünkü buradaki geçen demek ki video kasıldı biliyorsunuz. Kasıldı ben diyorum ya bazen işte 110 TL mesela kardeşim. 110 TL efendim mesela Türkiye içerisinde attığınızda benim önüme düşüyor. Geriye kalan eğer ki 10 euro attığınızda yine süper chat önüme düşüyor. Ama 110 TL'nin altına gönderdiğinizde başka sayfaya düşüyor ve kasılıyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Demin kasılmalar oldu. O yüzden kusura bakmayın. Benden kaynaklanan bir şey değil. YouTube'dan kaynaklanan bir şeyler olmuş. O yüzden diğer arkadaşlar rüyalarını yorumlamaya çalıştık. Şimdi şuraya gelelim. Ebrar Hümeyre Saygın, rüyada annem tatilden gelmiş, ben onu evine götürüyorum. Evin anahtarı ona veriyorum demişsin. Tatilden gelmiş olması, onun evin anahtarını götürüyorum demişsin. Annem tatilden gelmiş, ben ona evin anahtarını götürüyorum. Eline bir fırsat geçmesi, evin anahtarını ona veriyor olman. Aslında sana gelecek olan müjde verici bir haber. Ve eve varınca da anahtarları kaybettiğini fark ediyor olması. Ve anahtarı arıyoruz annemle beraber. Annenle anahtarı aramak, her yerde bir sıkıntı yaşadığına, annenle beraber anahtarla bulmaya çalışmak eline fırsatlarını geçeceğini göstermiş Ebrar. Dikkatli olman lazım. Bazı hususlarda özellikle evle ilgili. Ezgi, işte çalışırken erkek gözlük satın almak müdürü geldi, el sıkışırken üst tarafta bakıyordu demişsin. Göz aydın alacağım bir haber gelecek. Gözlük satın alma müdürü olması. Göz aydın alacağım bir haberle ilerlemen Ezgi. Çalışma arkadaşlarını tanıştırdım. Yukarıya çıkıp erkek mağaza sorumluma geldiğini söyledim. Yani böyle bir şey durum olmaz. Yani yukarı sorumlusunun geldiğini söylemek. Her halükarda Ezgi'cim iş yerinde bir sıkıntı atlatmanı göstermiş ama sen burada sen değil ama diğerleri bazı sıkıntının içine kendi kendine çekeceklerine bazı arkadaşların problem yaşayacağını göstermiş Meryem Doğan. Rüyada dünyaca ünlü erkek bir oyuncu ailemle evindeydik. Onun eşi çocuğu ölmüş diyorsun. Onun eşi ve çocuğun ölmüş olması dünyaca ünlü bir erkek oyuncu olması. Elinden bir para çıkabilir ya da bir para alakalı birisine borç isterse bunu vermemen gerekiyor. Çünkü bir sıkıntı yaşanacağını göstermiş. Ben teselli ediyorum sonra birbirimize aşık olduk. Sizin teselli etmeniz birbirimize aşık olmaz Meryem Doğan. Burada kısmetinizin açılması ve burada sizin için önemli olan bazı gelişmelerin üstte olmasını göstermiş. Ama bir insana size destek vereceğini göstermiş. Ayça annemin rüyası, ben pencerenin dışında su böreği pişiriyorum demişsin. Aydınlığa çıkacağı 4 ay içinde annenin bir muradı olabileceğini göstermiş. Annenizle bir şey olmasın diye pencereyi kapatmaya çalışıyor olması. Annenizle bir güzel haber geçecek. Anneniz bazı konularda ümitsiz. Börekleri bir kısmını aşağı düşürmüş olması. Her halükarda annenizin bir kadınla arası açıksa Ayça'cığım bununla barışmasına işaretler. Bir sıkıntı anneniz atlatabilir. Cansıtegil, Medine-i Münevvere'deyim yürüyorum. Karşında biraz uzaktan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaldığı yeşil kubbeyi görüyorum. Aslına bakarsan niyetleriniz, Medine-i Münevvere olması Allah'a izin verir. Bu niyetleriniz alakalı ilerlemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yattığı kubbeyi görmeniz burada.
Oraya doğru ilerliyor olmanız, hedefinize cansız tekin yavaş yavaş yaklaşmanız, namaz kılar, ibadet ederseniz bazı konularda ilerlemenizi göstermiş. Ve ne olursa olsun işiniz gücünüz rast gidecek gibi bir durum var. İbrahim Karagelik, tanıdığım bir kıza sarılıyorum. İyi ki sen bana açıldın diyorum. Galiba sevgili oluyoruz demişsin. Aslına bakarsan tanıdığım bir kıza sarılmak, canı gönlünü istemiş olduğum müjde verici bir habere ulaşmak ve galiba sevgili oluyoruz demişsin. Burada ne olursa olsun aydınlığa çıkmak, sevinçli bir durumu yaşamak ve senin için hayırlı bir durumla karşı karşıya gelmeye işarettir. Ve yapacağınız bir takım işlerde hayırlısıyla açılma olacaksınız. Allah'a doğru diye bir kardeşimiz bir link atmış, şey açmış herhalde, sayfa açmış. Fakat orada o bir videoya düştü kardeşim. Bilgin olsun. Senden ricam. Buraya bakarak ol, çünkü o tarafa düşmüş, yapacak bir şey yok. Oraya açtığımda sayfa kasıldı. İki kere de canlı yayın kesildi. N.Y. eski sevgilinin eskiden oturduğum eve gelmiş. Şehvetle öpüşüyoruz demişsin. Eski sevgilinden güzel bir haber alacaksın. Sonra gitmiş, gitmesi gerektiğini, arkadaşlarıyla buluşması gerektiğini söylüyor olması bir arkadaşınız. Onun çevresinde birilerinin aranızı bozduğunu göstermiş buraya göre. İçten içe sinirlenir olmaz gideceği için. Ne olursa olsun N.Y. ondan bir haber gelmesini gösterir. Fakat bazı sıkıntılar, hani kendi içinizde yaşıyorsunuz fakat aranızı bozan onun arkadaşı olmuş. Hatice Doğan. İnsan dışkısı görmek, burada Allah izin verirse parasal konuda güçlenmek. Yerde bir de küçük abdest tuvaleti yapıyor olmak, güç ve destek gelecek haberinden bir para çıkabilir. Etrafa çok sıçrıyor olması, bu hafta ile iki defa tuvalet rüyası gördüm diyorsun. Burada elinden para çıkabilir, dikkatli olman lazım Hatice Doğan. Ve burada insan dışkısı bereketli günlere, bol günlere kavuşmaya işaret etse de bazı konularda sıkıntılar var, dikkatli olman gerekiyor. Ayşe Memiş, aleykümselam hocam, bugün rüyamda eski erkek arkadaşına oturuyoruz, masada bir sigara paket var ve pakette bir tane sigara var diyorsun. Allah izin verirse bir ay, üç ay, beş ay, tek rakamlı olan bir ay içerisinde burada görüştüğün daha önceki eski sevgilinle karşı karşıya erkek arkadaşına bir haber geleceğini göstermiş. Bir tane sigara var, erkek arkadaşımla daha yeni ayrıldık diyorsun, geri barışmaya. Sigara sabrı gösterir, bir yolu gösterir, aranız açık olabilir ama düzelebileceğine işaret ediyor Ezgi. Devamı satın alma müdürü oğlumla ilişkisi, muhabbeti olan sen misin dedi. Merdivenden çıktım ve o da arkamdaydı. Kulağıma bağırdı diyorsun. Müjde verici bir haber gelmesi, oğlumla ilişkisi, muhabbeti olan sen misin diye bir kelime söylemesi, hakkında hani bir dedikodu var ama burada dedikodundan selamete çıkacaksın, bir güzel haber alacaksın. Merdivenden çıkma, eline fırsat geçmesi. Kulağına bağırması, güzel bir haber yakında duyabilirsin. Bir şeyler dedi, benim de kulağım uyuştu. Oğlu bana cımbız verdi. Cımbız demesi, bazı kelimeler yaparken, bazı söz yaparken cımbızla şeker gibi güzel kelimeler kullanmam lazım. Bugünlerde iş yerinde bir sıkıntı var. Kotun içinde birkaç tane cımbız var olması. Ezgi, birkaç tane orada kaç tane cımbız varsa o kadar ay içerisinde sabırlı olman ve beklemen gerekiyor. Aceleci olmaman senin için en hayırlı durum olacaktır sevgili Ezgi. Kader 1986 demiş ki başka bir ile evli eski nişanlımı gördüm diyorsun. Aslına bakarsan nişanlımın kafası karma karışık olmuş. Bazı konularda sıkıntısı var. Medine'de olmanız, bir elbise almış, nerede aldın diye soruyor olmanız, niyetleriniz doğrudur. Allah izin verirse kendi hayatınızın içerisinde güzel gelişmeler olacak. Fakat onun bir rahatsızlık haberini de alacaksın. Sonra siz de o elbiseyi alıyor olmanız, siyah beyaz renk karışımı olması her halükarda biri gündüz biri akşamüstü gelecek olan güzel iki tane haberi göstermiş. Eski kaynanız da elinde beyaz ip, sen yap ben açarım demesi. Eski kaynanız elinde beyaz ip, size sen yap ben açarım demiş olması kadar. Burada eski kaynanız ve onun ailesi de uğraştığını göstermiş. Ama siz ip kelimesine göre yolunuza bakarsanız başarılı olacaksınız inşallah. Aysu, küçük kedi sarı veya beyaz renkli fark etmiyor. Burada gündüz vaktini göstermiş. Sağ omuz koynuma almışım ve sevmişim. Sağ omuz koynuma almışım, sevmeniz. Kamba olan birinden güzel bir haber gelecek yakın bir zamanda. Kedi kafası sağ yanağını sürttü, sağ yanağınıza sürtülmesi. Her yerde yüz yüze geleceğiniz ya da güzel bir haber aldıktan sonra aydınlığa çıkacağınız bir durumun var. Sevilmekten çok mutlu oldu. Kediyi çok sevdim diyorsun. Burada müjde verici bir haber, aslında mutlu olacaksın. Sevineceksiniz. Bunu ailenizle paylaşacaksınız. Sahiplenmek istedim diyorsun. Sahiplenmek Aysun her halükarda burada senin için çok önemli bir haberin yakın bir zamanda duymana işarettir Çağla. Bu müjde verici bir haber Çağla. Yengem bir akşam vakti tencerede çorba karıştırıyor demişsin. Kışın aslında bir niyetiniz var. Ben yani bir niyet yapmasınız. Ben yanında oturmuşum ve ona eski sevgilimi çok özledim demiş olmaz. Aslına bakarsan aydınlığa çıkmanız bu aylar içerisinde olacak. Evde çıkıyor ve sokağa doğru gidiyor olmanız, her halükarda evden çıkmanız, bazı niyetlerinizi tam yapmanız lazım. Sokağa çıkıyor olmanız, sokağın aydınlık kısmından sisli içinde eski sevgiliniz geliyor olması, beklemeniz gerekiyor Çağla'cığım. Bazı konularda onun kafasında karışık, sisli bir yer olması. Bu kişi size kışın ayrılmış Çağla her an yazın barışabileceğinizin işaretini veriyor kardeşim. Gültex, lavaboda musluğun başında burnu temizliyorum. Lavaboda musluğun başında burnunuzu temizlemiş olmanız, bir yola gideceksiniz, bu yola gitmeyin, biraz bekleyin. Zamanla bazı yollar, bazı kısımlar açılacak. Burnunuza 3 tane kurçuk çıkıyor olması, lavaboya düşüyor olması. Evet, duymuş olduğunuz dedikodu,
laflar, sözler bunlardan 3 ay içinde kurtulmanızı göstermiş ve hayırlı güzel bir haberin size ulaşmasını göstermiş Gültex. Melis Mustafova, dargın oldum, arkadaşımı gördüm ve onu ne zaman barışacağını sordum. O da daha çok zaman var demiş olması. Dargın olduğunuz arkadaşı görmeniz, ona ne zaman barışacağını sormanız, o da daha çok vardı zaman demiş olması. Aslında Melis Mustafova aslında güzel bir haber almaya yakında. İşaretler, yani korkulacak bir durum yok. Onunla kısa bir vade içerisinde Melis barışabileceğini göstermiş. Meryem Doğar, annem rüyasında beni sürekli bir erkek aşk yaşayan görüyor olması, kısmeden açılmasını gösterir Meryem. Bir aşk yaşadığını görmesi annenin senin için yapmış olduğu bir duanda kabul olmasına işarettir kardeşim. Yılmaz, Gözde Yılmaz, annem rüyası kapıyı açıyor. Apartman yöneticisi 2 tane 100 lira iade veriyor demişsin. Ve sonra annen diyor ki sabah erken geldi bize evde bulmak için diyor, ben de uyuyormuşum. Şimdi sen uyur olman sabah her halükarda hayırlı bir durum yaşanacak annenin rüyası, fakat burada elinden bir fırsat kaçırmışsın. 2 tane 100 lira vermiş olması burada 4 hafta ya da 8 hafta ya da 4 ay ya da 8 ay içerisinde bir sıkıntı atlatmışsın kardeşim. Ve annem bir fırsat kaldırıcı gösterse de bazı konuda uyur kelimesine gelince gözlerin açık, yani gözlerin açık değil, açık gözlü davranırsan bazı konularda güzel haberi duyacağını göstermiş. Yani böyle pasif davranmayacaksın. Bu 3-4 aya çok dikkat et. Pasif davranırsan sıkıntı yaşarsın. Şantiye gündemi demiş. Rüyamda evli oldum, 2 çocuk sahibi olduğumu ve de bu durumu ailemden saklı tutumu gördüm. Şimdi rüyada evli olduğunuzu görmeniz elinize 2 vade içinde güzel bir haber gelecek. 2 çocuk sahibi olmak elinize parasal konuda güçlenmektir. Size verilen bir sözün yerine tutulması, durumu ailenizden saklıyor olmanız, tuttuğunuzu görmeniz, her erkeğe saklı tuttuğunuzu görmeniz, dualarınızı şantiye gündemi yapmanız gerekiyor. Eğer ki dualarınızı yaparsanız, niyetlerinizi yaparsanız hiçbir şekilde yıkılmayacaksınız inşallah. Gülşen Merve, bir sokakta çok eski tarihi taş bir bina, apartman görüyor olmanız aslına bakarsan büyüklerden bir tanesinin size desteği veya yardımı. Bina incelerken bir anda dış duvarların boya olduğunu görüyor. Dış duvarların boya olduğunu görmek, her halükarda burada saçını boyayan bir insanla karşı karşıya gelmek. Bir kısmı turuncu, aralarında gri diyorsun. Bir kısmı turuncu olması bir tanesi böyle ikindi vakti gelecek olan hayırlı bir haber. Bir de gri olması her halükarda bir de akşamüstü güneş batmadan gelecek olan iki güzel haberi gösterir. Bir kısmı mor, bir kısmı da masmavi. Bir kısmı mor olması, 4 kişiyle bir kısmı masmavi. 4 kişiyle bir araya gelmek, mor olması bir tanesinin yalan söylemesi, diğerlerinin size destek vermesi, masmavi olan arka tarafı olması her halükarda size seven bir insana müjde verici bir haber almanıza bir kişinin sizi kıskandığını göstermiş. Ve arka tarafı açık yeşil renk olması bir muradınız, bir dileğiniz olabilir. 4-5 kişiyle veyahut da 4-5 ay içinde tam manasıyla yalan söyleyen, sizi kıskanan, çekemeyen insanlardan yavaş yavaş kurtulup silmanızı işarettir Rabia Taş. Ramazanmış, sevdiğimin ailesinin evindeyiz. Sevdiğim yokmuş, ailesi varmış. Halam, annem oruçlar diyorsun. Aslına bakarsan halan, annen oruç olması senin sevdiğini aran bozulsa burada bu Ramazan ayı bittikten sonra hayli bir durum, ondan gelebilecek güzel bir haberi göstermiş. Halanız, anneniz olması, oruçlu olmanız, her erkeğe bir duanızın kabul olması. Reynliymişim ve ikindi günü diyorsunuz vakte berrak su içtim diyor. Berrak bir su içmek, ikindi güneşi olması, vakti olması. Adına çıkacağınız Rabia Taş bir durumun olması bu yazın veya bu ilkbaharda. Siyah kırık beyaz keçiler ve siyah yavruları var olması. Kırık beyaz keçi burada Ramazan ayının kurban bayramına kadar Allah izniyle yavrular olması. Hamile olan bir kadın, çocuklu olan bir kadına müjde verici bir haber. Kaçıyorlar sonra duruyorlar demiş. Kaçmaları duruyor olmasıdır Rabia Taş. Umutsuz olan bir durumla alakalı. Hayırlı kapılar sana açılacak. Rabia Taş, lütfen yazılarını, karakter yazılarını, bitişik yazımı bir dahaki sefere rüyanı okumayacağım. Niye okuyamayacağım? Çünkü ben burada zaten gözlüğüm zor görüyor. Bir de senden burada yazılarını ayırmaya çalışıyorum. Çok arkadaşımız mesela bunu dikkat ediyorlar. Çünkü ben görmediğim için fazla yazıyı. Bu yüzden lütfen eksik yazı karakteri kullanma. Bir. İkincisi, bir de yazıları bölerek yaz lütfen. Bitişik yazarsan okuyamıyorum. Melek Kukut istihare yaptım. Bir erkek, bir kadın, Asyalı gelin. Korkup kapıyı kilitliyoruz. Şimdi bir erkek, bir de kadın, Asyalı gelin kapıyı kilitliyor olması. Burada hayırlı iki tane kapının açılması. Kapı kendiliğinden açılır ve anneniz bir kadınla geliyor olması. Babanız arkanızda balkonda ayakta olması. Beklemiş olduğunuz haberin size ulaşması ve parasal konuda güçlenmesi. Siyah uzun etek giyiyor olması. Kapı açılması. Parasal konuda güçlenmek, destek gelmek ve her halükarda bu rüyanıza göre Melek Kukut iki yabancı insandan destek almanızı göstermiş. Yani ihsanınız korkulu değil. Gökçe 4. Hocam yayın döndü diye tekrar yazıyorum ki arkadaşta bir şehirdeyiz. O niyetiniz var. Arkadaşınızın biriyle normalde konuşmuyor olmanız onunla başlıyor. Ben bunu Gökçe'cim demin okudum. Bunun başta okudum. Orayı lütfen dinleyin. Tamam mı Gökçe 4? Başta bu rüyanızı okudum. Lütfen tekrar aynı rüyaya girmeyelim. Çünkü bu rüyanızı demin okudum. Lütfen başta ona dikkat edin. Tamam, burada zaten yazmışsınız. Rüyanız da burada zaten. Şöyle diyelim. Bakın burada
Rüyanız burada kardeşim. Bakın, buyurun. Bu rüyanızın cevabını biz size demin okuduk. Bilginiz olsun. Tamam kardeşim. Onu okuduk. Rüyanızı orada dikkate alın lütfen. Tekrar aynı rüya okunmaz. Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyede rüyayı bir kere yorumlamış. İkinci kere aynı rüyaya giriş yapmamış. O yüzden giriş yapamayacağım rüyaya. Ama bunu burada okuman lazım. Çiğdem HES. 5 euro değil kardeşim. 10 euro göndermen lazım. Biz burada zaten sayfa doğumluğu için perişan olduk demeyin. Arkadaşların hep rüyaları yarıda kaldı. Evet. Hayal. Cüzdanımda önceden aldığım 3 tane kek var diyorsun. Alışveriş yaparken kasada bayan onları görüp hırsızları suçluyor demişsin. Hırsızlıkla suçluyor seni demişsin. Cüzdanında önceden aldığın 3 tane kek var olması her erkeğe 3 ay içinde bir kadının seninle uğraşması. Alışveriş yaparken kasada bayan onları görüp hırsızlık suçuyla seni yargılıyor olması. Burada bir kadın iftira atması. Güvenlik kamerasına çıkmayınca başka bir ürün çaldınız diyor olması. Ama o ürün benim poşetimde de bulunmuyor olması. Aslında bakın sizin haklı olduğunuz hayal. Bir durumla alakalı başarıya ulaşmak, bir durumla alakalı aydınlığa çıkmak, ne olursa olsun bir kadının size uğraşması ama size zarar verememesini göstermiş. Yani bir kadın size zarar veremeyecek gibi duruyor. Onu da size söyleyeyim. Gülşah, kocam gözümün önünde Uğur isminde arkadaşının kız arkadaşını öptü. Aslına bakarsan göz aydınlığında bir haber gelecek sana. Bir kadın size nazar vurmuş, biraz bekleyin. Sonra ikisi de bunu inkar etmesi, aslına bakarsanız kocanızın bir işle alakalı bir beklentisi varsa aydınlığa çıkmasına veya da bir haber almaya. Telefonda da arkadaşınızın numarasını aldım diyorsun ve onunla buluşup onları anlattım. O da hiç de üzgün görünmüyor. Hiç de üzgün görünmezse telefon almanız aslında Gülşah Hanım. Ya siz ya eşiniz bir telefon bekliyorsunuz bu telefonla ilgili bir konuda başarıya ulaşmaya göstermiş kardeşim. Yani güzel bir haber yaşayacaksınız gibi duruyor. Üzgün görmüyor diyor ya, görünmüyor değil misin ya orada? Üzgün görünmüyor olmasa aslında seni müjdeleyici bir haber almam. Bişir Aşık. Kurstayım iki takım elbise adam kursu geziyor demişsin. İki takım elbiseli adam kursu gezmesi iki ay içerisinde bir işinle alakalı yoluna girecek. Sonra arkadaşın merdivenden çıkmış pencerenin önünde beyaz perde takıyor olması. Beklemiş olduğun bir haber sana yazın gelebilir. Senin elinde de siyah stor perde olması bir de bir akşam vakti sana gelecek olan bir misafir ya da güzel bir habere başkasıyla paylaşman. Arkadaşına siyah perde veriyor olman tez vakitte beklemiş olduğun haberi almak, aydınlığa çıkmakla ilgili güzel bir durum yaşamak. Sevgili Gökçe 4. Hediyen için teşekkür ederim. Çünkü oraya rüyanı yazmışsın ama geri silmişsin. Sorun yok. Işıl sadece memleketinde 112 personel olarak atanmışım. İlk hasta evcil tavşanın tavşanı ambulansa götürürken ekipte kız rahatsız olup beni eleştirdi. Şimdi ilk hastan evcil bir tavşan olması ve ambulans olması götürürken ekipte kız rahatsız olup seni eleştirmesi aslına bakarsan müjde verici bir haber gelecek. Ya yerin değişecek ya güzel bir olay yaşayacaksın ya da hayırlı bir olayla karşılaşma. Ambulans sana gelecek olan tez vakitte bir yardım bir desteği göstermiş kardeşim. Tavşanı kafese koydum. Tavşanın annesi büyük güçlü kapıyı itti diyorsun. Tavşanın annesi ve tavşan olması hamile olan bir kadının ışıl sadece ya duası senin için kabul olacak ya da evli olan bir kadın sana müjde verici bir haber getireceğini göstermiş. Sevil Aytayhan. Yerimiz rüyasında bize geldiğini, evimizde yeni yapılmış ve her yerin cemaken olduğunu görmüş. Göz aydınlığı alacağınız bir haberin yakında sizi bulması Sevil Hanım. Benim evim hortum ile yıkadığımı ama evin etrafında başka ev olmadığını, sonra uçağa bindiğini ve bulutların arasında kızımla ona el saladığımızı görmüş. Şimdi burada ne olursa hortumla evi yıkamanız üstündeki nazarın olumsuzlukların kalkması. Ve yukarıda ama evin etrafında başka ev olmaması aydınlığa çıkmanız, üstündeki engellerin kalkması, sonra uçağa binmesi ve bulutlar arasında gitmesi, kızınızla ona el sallamanız, siz salladığınız görüyor olması, müjde verici bir habere ulaşmak, siz veya kızınız Sevilay Tayhan bir muradınız olması, zaten burada bir şey söylemişsiniz. Bakın hortum ile yıkadığımı, hortum ile yıkamak bütün engellerin kalkması, evin etrafında başka ev olmaması, bütün engellerin önünüzde olmaması, selamete çıkmanız ve bazı konularda yalnız kaldığınızı hissediyorsunuz. Aslında öyle değilsiniz. Ev olmadığını, sonra uçağa binmesi sizin niyetleriniz, dileklerinizi, bulutların arasına gitmek, o niyetlerinizle alakalı yapmış olduğunuz duaları karşına almaktır. Kızınız da ona el sağladığınızı görmüş olması her halükarda aydınlığa çıkmanızdır ve vicdanlı durumlarla karşılaşmanızdır. Esma Gül, geride birilerine yemek yiyoruz. Yanında da hamile bayan ve iki erkek var. 3 ay içinde elinize bir fırsat ve parasal konuda güç geçmesi. Sarması yiyorlar, sarmalar ve yaprak sarması yiyorlar. Sarmalar bittikçe erkek yine çıkarıp önümüze koydu. Kadın grubunun içine girmeye işarettir. Bazı konularda aydınlığa çıkmakta an meselesidir. O erkek yine çıkarıp önünüze koyuyor olması 3 kez önünüze bir fırsat geçeceğini, elinize bir fırsat geçeceğini göstermiş. Bir tencere dolusu bembeyaz pirinç pilavı var olması
Burada kısmetin açılması, kalabalık bir grubun içine girmek veya kalabalık bir grubun gelmesi, hayırlısı Esma Gül, kısmetin alakalı bir gelişim olmasını beyan etmiş Rüyan. İnşallah da hayırlısı olur. Hasan Duru, bekar çalışırım, vefat etmiş annemin elini öptüm. Annenin elini öpmen Allah izin verirse aydınlığa çıkma. Bir kadın, annen gibi sevdiğin bir kadının sana destek vermesi. Burada ya evliliğinle ilgili ya kısmetinle ilgili sana destek vermesini göstermiş. Çiçek. Hocam, eski bir apartman dairesinin merdivenlerinden yukarıya çıkıyorum. Aslına bakarsan çoktan yapmış olduğum bir niyetle ilgili ilerlemek. Şef de yukarıya çıkıyor olması aslında birinden destek de gelecek. Sonra siz bir merdivenin basamağında durmanız, sabır olursanız hedefiniz gözükecek. Şef gerçek hayatta sana haksızlık yapması, aslına bakarsan sen hedefine ulaşacaksın. Çiçek, şefin ise bazı konularda kendini sıkıntı içinde bulacağını göstermiş. Meryem, Akın ya da düzelebilecek aranız. Düşman olduğunuz kadın evinizde pis halde olması, yüzünü kötü olduğunu, elini sıkıp ben yine geleceğim demesi, aslına bakarsan evinize bir nazar olduğunu göstermiş Meryem. Bir takım insanlar sıkıntılar vermiş ama siz sabırlı olun. O da siz zaten vazgeçtim dedi. Ben kırmızı elbiseyle çıktım. Kırmızı elbiseyle çıkmaz. O ben fazladan vazgeçtim dedi. Öndeki problemler çözülecek. Kırmızı elbiseyle çıkmanız, başarıdan başarı koşmanız, evinizde evin mevlüt var olması, kalabalık olması, her halükarda mevlüt kelimesine gelince bir işinizin yoluna girmesi, bir sıkıntıdan kurtulmak ve aydınlığa çıkmanızı göstermiş ama o kötü kadın ve nazar önünüzden kalkacak. Nergis Gezer, çok teşekkür ederiz hediyeniz için. Ela, İngiltere'de yabancı uyruklu aile geldi. Bekar erkek ve erkek var. Bebek bilgisayar önünde kucağına aldı. Anneme verdim. Burada müjde verici bir haber gelecek. İki yerden sana Ela'cığım, kısmetle ilgili bir haber var. Yabancı kampı olmayan iki insan sana talip olabilir. Ya da iki yerden talip gelecek. Anneme verdim. Ağladı kız kardeşiyle. Anneme verme kız kardeşi ağlamış onunla. Senin şu gözlerinizi dökeceğim bir olayla karşılaşacaksın. Evli olan eski sevgilinin de odalarda. Oradaki çünkü annemlerin odasında yatmış, başka odaya geçsin diye söylenir olması. Aslına bakarsan eski sevgiline ilgili halin haberleri bekliyorsun ama benim şahsi fikrim iki tane kısmetin geliyor. Ela, sen önüne bak. Bu iki tane sevgilin iki tane kısmetin geldikten sonra önüne bakarsan başarılı olacaksın. Erdal Avcı. Hayırlı geceler. Rüyada evdeyken, kız arkadaşım varken çok büyük ve şiddetli bir deprem oluyor. Hayal kırıklığı yaşayacağım bir olay var. Bu kız arkadaşınla aram bozulabilir. Dikkatli ol. Ama zarar ziyan olmuyor demişsin. Zarar ziyan olmaması, Allah izin verirse önüne bakarsan, sabırlı ve sükut olursan bazı konularda başarılı olmak. Korku ve endişe de yok diyorsun. Sadece evin duvarında sıva çatlağı var olması bir hasta bir Erdal duymaya işarettir. Bir de burada konuştuğun kişilerle, sevdiğinle aranı bozmaya çalışabileceğini göstermiş. Ama sana bir sıkıntı yok kardeşim. Onu da sana söyleyeyim. Hatıra Eroğlu, el basir çekip uyudum. Tatlı okulda eks giri tişörtlü yanıma uzandı. Aslına bakarsan bir akşam vakti gelecek olan bir haberi gösteriyor. Yüzü hafif kilolu, gözümün içine bakıyor. Yalan söyleyen birileri varmış daha önce. Bunlardan kurtulma. Gözünün içine bakması sanki bir de yalan söyleyecek birine karşılaşma. Üzgündür. Polismiş. İş için kadın peru takan erkek fotosu açtı diyorsun. Şimdi bir peruk takılması, yalan söyleyen, çevrede seni oyalan birileri varmış. Sen burada hatıralı neye karar vereceğini bilemiyorsun. Ne diyorsun? Kilolu, gözümün içine bakıyor demişsin. Yalan söyleyen biri. Üzgündür. Polismiş, iş için kadın peruk takmış. İş için peruk takması yalan söyleyen biri. Burada oyalıyor seni. Erkek fotosu açtı. Hangi kılığa girsem dedi, güldüm. Hangi kılığa girsem dedi, gülmesi. Aslına bakarsan bazı beklentilerim var. Hani biriyle ilgili olabilir fakat senin çevrende yalan söyleyen biri var. Fazla insanlara güvenme. Sen önüne bakarsan başarılı olacaksın. Ay toprak. Birçok Kur'an-ı Kerim var. Yerde etrafta kadınlar var. Okuyan ben müsait olmadığımı söylüyorum. Birçok Kur'an-ı Kerim var olması yerde güç ve destektir. Niyetlerinle alakalı aydınlığa çıkmak. Etrafında kadınlar var olması, Allah izin verirse bir muradın olması. Okuyan sen müsait olmadığını söylüyor olman, aslına bakarsan eline geçen bir fırsatı iyi değerlendirmen gerekir. Okumadın, dışarıda abinle kavun mu, büyük bir erik mi tabağa doğuruyor, çatal var, bir de derede kavun. Şimdi der olması, işlerin yoluna girmesi, bir kadına kavuşmak, bir kadınla aran bozuksa düzelmesini göstermiş, bir kadından destek alacaksın. Kavun olması gene bir kadını göstermiş. Erik olması genç bir kadını göstermiş. Burada ya evli olan bir kadından alacağın destek ya da bir müjde verici haber alıp selamete çıkman kardeşim. Hatıra Eroğlu. Devam var. Sarı peruklu sakallı erkek seçip demişsin. Bu ama yeni sakallı yok dedi. Dedim yok, mor diyorsun. Şimdi bak, çok karışık yazmış Rüyan'ı. Sarı peruklu sakallı erkek seçip demiş diyorsun. Burada yalan söyleyen biri ilkbaharda ya da yazın karşına çıkabilir. Bu ama senin sakalın yok dedim diyorsun. Sakalım yok dedim demesi, aslında bakarsan beklentilerinle ilgili bir problem var. Bu problem daha çözülmemiş. Mor borda gibi tişörtler, sarı saçlı yüzü dönük olması. Mor diyorsun ya, mor borda. Başarı kıskanan biri var. İki insana karşı karşıya gelmek. Biri yalan söylüyor, biri borda. Biri de sana yardım edecek. Bu durum ilkbahar ve yazın olabilir.
ve sarı saçlı olması bu yazı gösterdi. Yüzü dönük diyorsun. Yüzü dönük olması kızla dans ettiği fotoğrafı gördüm diyorsun. Bu senin beklediğin insanın seni oyaladığını ve bir kişinin seni oyaladığını, bir takım sıkıntılar sana yaptığını dikkatli olman gerekiyor. Kim dedim diyorsun. Telefonu aldı. Arkadaş dedi diyorsun. Kim demen, telefonu alması, arkadaş demesi, sarılıp uyuman, ne olursa olsun burada beklemiş olduğun haberi çok dört gözle bekliyorsun ama niyetlerin var, hatıra olur. Fakat bu niyetlerin bir türlü olmuyor kardeşim. Bu da sıkıntı. Çiğdem Hes. Bundan 3 yıl önce tanımadığım bir yerdeyim. İnsanlar korku içindeler. Birisi bağırıyor. 3 yıl önce tanımadığım bir yerde olmak aslında 3 ay içinde yapacağım bazı işlerde sıkıntı yaşayabileceğini göstermiş. İnsanlar korku içerisinde olması vereceğin kararlarda dikkatli olman gerekiyor. Ve birisi bağırıyor olması, Zülkarneyn geldi demesi, aslında bakarsan Zülkarneyn bir peygamber olduğu için her halükarda burada senin beklentilerine arakan ayrı bir durum olacak. Zülkarneyn kelimesi ilerlemendir. Diye kurtulduk diye bir düşünce kaplıyor herkesi. Zülkarneyn geldi, kurtulduk demesi. Çiğdem, burada yarıda kalan işin, maddi işin, parasal konuda işin, ne sıkıntın varsa bunun yavaş yavaş çözüme ulaşmasını göstermiş. Ümit Özdemir, evliyim bayanım, rüyada uçuyordum. Niyetlerin ve hedefini belirlememişsin Ümit Özdemir. Bir erkek bebek ve çocuk uçuyor demişsin, korktum. Bir erkek bebek çocuğun uçması, bunlar senin iki dileğindir. Bu iki dileğinle alakalı parasal konuda gücün gelmesi, maddi gücün gelmesiyle beraber bir işin olması. Ve korktum, düşerler, yükseldim, onları tutup aşağı indirdim. Onları tutup aşağı indirme iki tane hedef. Yani bir hedefine iki ay içinde kavuşabilirsin. Ya da bir hedefin varsa bu hedefini belirlemen gerekiyor Umut'cum. Burada Allah izin verirse senemede çıkacağım durumlarla karşı karşıya gelmeni göstermiş. Gülşen Merve, annemin rüyası, eşimi vefat etmiş, anneannesi bizim evin kapısına gelmiş. Hayırlı bir kapının açılmasıyla eline bir bereketli bol günlere kavuşmak. Annen açmış, içeri gel demiş, yok gelmeyeceğim demiş olması. Aslına bakarsan bir sıkıntı yaşamak ve gelmeyeceğim demesi eline bir fırsat daha önce kaçmış annenin veyahut da bir niyeti annenin olmamış. Ama bundan sonra olabilir. Siyah bir poşet uzatmış olması, burada bir kadını göstermiş. İçinde turuncu cennet hurmaları var olması, bir kadının tez vakitte annenize güzel bir haber getirmesi, bir kadının hasta haberini anneniz duymasına işaret ediyor Gülşen ama anneniz bir sıkıntı atlatacaktır. Çeyiz evi. Eski sevgili arabasına bindim, yanına çok mutluyuz diyorsun. Eski sevgilinden bir haber almak. Polis çevirmeye girdi, kimliğini verdi diyorsun. Kimliğini vermiş olması eski sevgilinin problem yaşaması, sıkıntı yaşamasını. Sevgilin için otoriter dedim polise diyorsun. Tabii otoriter demen aslında sevgilinin şöyle bir şey var. İnatçı bir insan olduğunu gösterir burada. Otoriter kelimesi. Yola devam ettik. Ben arka koltuğa geçtim. O da benim oturduğum yere geçti. O senin oturduğu yere geçmesi, sen arka koltuğa geçmesi, senin bazı konularda ikinci planda kalman lazım. Çeyiz evi beklemen lazım. Sabırlı olman lazım. O da senin yerine geçmiş olması. Arada bir seni düşündüğünü gösterir Sema. Arkadaşımı ve patronumu gördüm. Odada arkadaşım baharat paketleri hazırladı. Burada arkadaşına patronu görmen işini bozacak birileri var. Dikkatli ol. Baharat paketleri olmazsa sen selamete çıkacaksın. Sabırlı olman gerekiyor. Biraz sabırlı ol ve bekle. Patronlar beğenmedi diyorsun. Patronların beğenmemiş ve orada olması, iki tane kadının ortalığı bozması. Ya da yalan söylemesi. Bu aralarında konuşmaları. Ne olursa olsun dikkatli olman gerekiyor. Sen işinde başarırsın ama seni çekemeyen insanlar var. Oda kalabalık olması, koltuğa oturmaları ne olursa olsun. Oda kalabalık, koltuğa oturmak, sabırlı olmak, beklemen gerekiyor. Sen de aslında bilgisayarda çalışıyor olman, burada 4 ay içerisinde bir sıkıntı atlatman iş yerlerine bir fırsat geçmesini gösterir. Ve müjdeleyici bir durumla karşı karşıya gelmen an meselesi, bir insandan alacağın hayli bir durum var. Şimdi Sevinç Şeker bize 50 TL atmışsın Sevinç Şeker. O bir tarafa düşmüş rüyan. Onun için o bir tarafa açtığımızda son okuyalım da. Bir dahaki sefere lütfen böyle yapmayın. Çünkü sayfa kasırıyor, demin canlı yayın kesilmişti. Sonra arka alt diş köküm komple kürçük kaynıyor diyorsun. Bir işine engel olacak. Bir de bir hasta haber almak, bir de sıkıntı yaşama işareti sonra arka diş. Kan bağı olmayan birinden bir sıkıntı alabilirsin veyahut da bir kişinin hasta haberini de vefat haberini duyabilirsin. Çürük diş biraz tehlikedir. Yani elinden bir para çıkacak. Şeniz toplu. Koltuk altında siyah uzun kıllar var. Bir insanla sıkıntılı bir durum yaşaman, yalan söyleyen bir insanla karşılaşma sanki sana sıkıntı verecek bir insanın var olması çevrende bunu göstermiş. Türkiye içerisinde 110 TL, yurt dışında ise 10 euro göndermeniz gerekiyor. Süper chat yoksa önüme düşürmüyor mesajlarınızı. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Durum bundan mütevelli. Benle ilgisi yok ama böyle bir sıkıntı mevcut. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Sizleri seviyoruz. Sizleri sayıyoruz. Cenab-ı Allah gönlünüze göre versin. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Biz de ve burada hemen hemen Kadir Gecesi gelecek hafta içinde olacak. O gece içerisinde Allah-u Teala gönlünüze ne geçerse onu versin inşallah. Ne geçiyorsa gönlünüze onu versin. Ve selamete çıkın inşallah kardeşim. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın. Suçlu lisanımız varsa affolun. Bugün yayın iki kere dondu. Kusurumu affedin. Gelen arkadaşların mesajlarını yine okudum burada. İnşallah
kendileri buradan onu tekrar izlerler. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.